Kıymetli misafirler, değerli dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Cihannuma Müttesebat Söyleşilerinin bir yenisiyle birlikte bu akşam olacağız ve bu akşam yine önceki sohbetlerimizde olduğu gibi konusuna hakim, alanında yıllarca emek vermiş bir büyüğümüzü, bir değerli abimizi misafir ediyoruz. Misafir Kışla Bey bu akşam misafirimiz. İnşallah kendisiyle eğitimin daha çok sivil toplum kuruluşları boyutunu, gönüllülük boyutunu, hayırseverlik boyutunu konuşacağız ve inşallah birçok meseleye de bu açılardan temas edeceğiz. Misafir Kışla abi, hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Hoş bulduk Erol Bey kardeşim. Hayırlı akşamlar, selamlar. Şimdi siz benim aslında kişisel biyografim için de çok böyle kilit noktalarda duran birisisiniz. Ben biraz da sohbete bir alıştırma babından olsun bunları hatırlatmak istiyorum. Kendim de bu vesileyle belki de o günlere geri dönmek istiyorum. Bir hatırlama babında olsa. Siz İlim Eğitim Cemiyeti'ndeydiniz. Ben o zaman henüz İstanbul İlim Hatip Lisesi'nde öğrenciydim ve siz zaman zaman yurda gelip giderdiniz ve sizi biz uzaktan izlerdik. O zaman bizim için İsrafil Hoca, İsrafil Abi ya da Genel Müdür, İlim Eğitim Cemiyeti'nin Genel Müdürüydiniz. Sonra ben son sınıfta 1989 yılında İstanbul İlim Hatip Lisesi'nin yurdunda öğrenci temsilcisi oldum ve öğrenci temsilcisi ve İlim Eğitim Cemiyeti Genel Müdürü olarak da zaman zaman sizinle görüştüm. Tabii gençtik, bazı yaramazlıklarımız oldu, bazı itirazlarımız oluyordu. Onların bir kısmını ben hatırlıyorum, belki siz hatırlamazsınız. Sonra üniversite okurken bursiyer öğrenciniz olarak Bakırcılar Çarşısı'ndaki, Beyazıt'taki binanıza gelip giderdik. Sonra okul bitti, sanıyorum 93 veya 94 yılıydı. Bu defa da Üsküdar'da bir kız öğrenci yurdu için eşimle birlikte, hanımefendiyle birlikte sizin oradaki çabanıza destek olmaya çalıştık. Sıdık Hanım kız öğrenci yurdu için. Bu akşam da ben moderatörüm, siz de Cihannuma Müttesebat Söyleşilerin misafirisiniz. Dolayısıyla sizinle olan yol kesişmelerime bu akşam ben birisini daha eklemiş oldum. İsterseniz başlayalım ilk sohbette ilk soruyla, olur mu? Hay hay. Çok teşekkür ederim. Sabri abi, tabii bu akşam aslında biraz da usule aykırı olarak ben abi diye hitap etmeyi sürdürmek istiyorum. Çünkü sohbet başlamadan önce İsrafil Bey, işte İsrafil Hocam falan böyle dilime alıştırmaya çalıştım ama yıllardır abi dediğim için baktım dilime diğer kelimeler yakışmıyor. Böyle sürdüreceğim. Şimdi siz milletvekili oldunuz, milletvekilliği yaptınız. Hatta Artvinli olduğunuz için Artvinlerle ilgili, hemşehrilerinizle ilgili, hatta sınır ötesiyle ilgili de bir takım çabalarınız, gayretleriniz oldu. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Başkanı'nız, danışmanısınız. Akademik çalışmalarınız oldu ve yüksek lisanstan sonra doktorunuzu tamamladınız. Aslında birçok tarakta beziniz var, birçok kimlik kartınız var. Ancak İsrafil Kışla denilince bu isim en çok İlim Yayma Cemiyeti ile birlikte anılıyor. Geçmişte öyle idi, aslında hala öyle. Bir başlangıç sorusu ve kısa bir cevap arzu ediyorum. Sizin İlim Yayma Cemiyeti ile serüveniniz nasıl başladı, nerede başladı, hangi vesileyle başladı? Şu anda da İlim Yayma Cemiyeti ile dostluğunuz, ilişkiniz sürüyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Erol Bey kardeşim, ben sözlerime başlarken gerçekten beni bu seçkin kitleyle de, Cihannuma ailesiyle de bu akşam misafir ettiğiniz için ben bütün bizleri dinleyen bütün kardeşlerimize de gönülden selamlarımı, saygılarımı iletmek istiyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, İlim Yayma benim gerçekten çok çok özelim. Ömrümün 41 yılını İlim Yayma Cemiyeti'nde geçirdim. 1980 yılında muhasebe yardımcısı olarak başlamış olduğum İlim Yayma Cemiyeti'ne halen genel başkan yardımcısı olarak gönüllü olarak çalışmaya devam ediyorum. Profesyonel hayatımın tamamı İlim Yayma Cemiyeti'nde geçti.
İlim Yayma Cemiyeti'nin dışında profesyonel hiçbir yerde çalışmadım. Hiçbir ticari faaliyet içerisinde olmadım. Yani ilim yayma benim her şeyim diyebilirim. Bugünlere gelişime vesile olmuş bir kurum. Ve ilim yaymaya baktığım zaman 1951 ve 2021, 70 yıllık bir kurum. 70 yıllık bir kurumda iyi veya kötü 41 yılında bulunmuşum içerisinde. Yani 70 yılın 41 yılında içerisinde olan bir kardeşiniz olarak. O bakımdan tabii ilim yaymayla adeta özdeşleştik. Allah'a ne kadar şükretsem azdır gerçekten. Kur'anlardan Allah razı olsun. Rabbimizi böyle bir kurumda istihdama nasip etti ve onun şükrünü eda etmekten de aciziz yani. Allah'a şükürler olsun. Peki abi, aslında bu ülkede ilim yayma cemiyetiyle yolu kesişen pek çok insan vardır. Akademisyenler, hayır sahipleri, öğrenciler, yöneticiler, siyasetçiler, eğitimciler. Ama yine de içinde bulunduğunuz, halen görevde olduğunuz ilim yayma cemiyetinin tarihini bize çok kısaca özetleyebilir misiniz? Vallahi 70 yılı çok kısaca özetleyemem. Biraz geniş özetlemek isterim. İlim yayma gerçekten bilinmesinde fayda var. Erol Bey kardeşim. Tabii ilim 1950 öncesi gerçekten İslami camia çok ciddi sıkıntılar din eğitimi alanında yaşadı. Bunu herkes biliyor. Ben oraya girmek istemiyorum. Yani kısaca şu denir büyüklerimiz tarafından da Allah demenin yasak olduğu dönemler geçin. Neredeyse cenazeyi kaldıracak imamların bulunmadığı bir dönemde gerçekten zor günler yaşanmış. 50'lere demokratik ortama, demokratik hayata başlayana kadar. Ama Menderes iktidara geldikten sonra tabii millete verdiği söz var. İmam hatipleri açmak istiyor. Ve bu okullara hamilik yapacak da bir hami kuruluşa, bir sivil kuruluşa ihtiyaç olduğu için doğrusu Menderes'in de teşvikleriyle Tevfik İleri, o dönemin Milli Eğitim Bakanı, tabii İmam Hatiplerin müfredatını hazırlayan Celal Hocamız ve bunların da İmam Hatiplere öncülük eden büyüklerimiz. Tabii 11 Ekim 1951'de İlim Yayma Cemiyeti kuruluyor. Gerçi 49'da başlamış kuruluş teşebbüsleri ama 51'e kadar muvaffak olunamamış. Kimsiniz, ne maksatla kuruyorsunuz falan diye. Ama burada ilim yaymanın gaye maddesine de bakılırsa, milli manevi değerlerine sahip, vatanını, milletini seven bir toplumun oluşmasına katkı sağlayacak eğitim ve kültürel faaliyetlerde bulunmak diye böyle oldukça vizyonu geniş, hedefleri büyük bir gayeyle ilim yayma, lokal bir çalışma için değil, adeta yeniden Türkiye'yi inşa etme hedeflerine kurulmuş bir cemiyet. Tabii 11 Ekim'de kuruluyor, 17 Ekim'de de bizdeki kayıtlarda işte Aksaray Etyemez semtinde ahşap bir binada 19 öğrenciyle bir hafta sonra 17 Ekim'de de ilk İmam Hatip Okulu açılıyor, faaliyete geçiyor. Tabii ondan sonra Vefa'ya taşınıyor. Sonra da İstanbul İmam Hatip'in olduğu işte 1953'te İstanbul İmam Hatip temeli atılıyor ve 58'lerde de rahmetli Menderes o İmam Hatip'i açıyor. Tabii ilim yayma burada düştüğümüz yerden kalkmamız gerektiğini ve eğitime önem veriyor. Eğitim her şeyden önemli. Bunu önemsiyor ve İmam Hatip okullarını sahipleniyor. Tabii ilim yayma cemiyeti gerçekten 80'lerden sonra bir ihtilalden sonra kendi okulunu kendin yap kampanyaları başlatılmıştır. İlim yayma 1951'de vatandaşa kendi okulunu kendin yap kampanyasını başlatan ilim yaymadır ve ilim yaymanın sayesinde Türkiye'nin her tarafında İmam Hatip okulları halkın destekleriyle yapılmıştır. İlim yayma bunun öncülüğünü yapmıştır. Ben 1980'de geldiğimde 102 tane şubemiz vardı. Türkiye'nin her tarafında o şubeler 80 yılındaki durumda ellerinde makbuzlar, işte Alücra'sından, işte ne bileyim Kastamonu'nun Araç ilçesinden, Şavşat'ından, Türkiye'nin her tarafında İmam Hatip yapmak isteyenler orada bir ilim yaymanın şubesini kurar, makbuzunu alır ve ilim yayma vatandaşın katkılarıyla kendi okulunu kendin yap kampanyasını Türkiye'ye adeta halkın öncülüğünde bunu başarmıştır. İlim yayma pek çok hayır hizmetlerinin Erol Bey kardeşim öncülüğünü yapmıştır. Yani inanın yurt faal, barınma faaliyetlerinin öncüsü olmuştur. İşte burs hizmetlerinin öncüsü olmuştur. Diğer iftar faaliyetleri, Fatih İmam Hatip yurdunda iftarlar öyle başlamıştır.
kurban faaliyetleri, deri faaliyetleri, deri toplama, yani birçok böyle bilinen pek çok hayırlı işin adeta öncüsü olmuştur İlim Yayma Cemiyeti. İsraf abi, şöyle bir sayı var mı aklınızda? Yani 1951'den itibaren İlim Yayma Cemiyeti Türkiye'de şu kadar okul binasının yapımına, şu kadar yurt binasının yapımına ya da şu kadar sosyal tesisin inşaatını, yapımına katkıda bulunmuştu veya doğrudan yapmıştır diyebileceğimiz bir yakın var mı? 100'den fazla okul vardı. Son tabii 28 Şubat sürecine kadar. Ondan sonra tabii İmam Hatip okulları yapma durumu 28 Şubat sürecinde olmadı. Daha sonra da devletimiz AK Parti iktidarı döneminde de genelde devlet yatırım programlarında İmam Hatipleri yapıyor. Ama biz 28 Şubat sürecine kadarki süreçte 100'ün üzerinde İmam Hatip yapmıştık Türkiye genelinde. Onu bilirim, kayıtlarımızda o şekilde vardı. Tabii İlim Yayma Cemiyeti gerçekten hayır kurumlarının anası diyebiliriz. Yani bu adeta pek çok kurumda İlim Yayma Cemiyeti mensupları daha sonra pek çok kurum ve kuruluşu kurmuştur. Ve İlim Yayma Cemiyeti bir noktada da gerçekten herkese kapılarını açmıştır. Ve İlim Yayma Cemiyeti bir sadece lokal bir grubun şeyi değil, bütün ümmetin ortak bir kurumu olarak hep meseleye bakmıştır. Ve gelen talepleri de, yardım yapma konusunda da, sahiplenme konusunda da bu kadar kuşatıcı bir faaliyet içerisinde olmuştur hep. Tabii İlim Yayma'nın hizmetlerinde gerçekten çok çok önemsediğim birkaç hususu da vurgulamak isterim Erol Bey kardeşim. Yani İlim Yayma Cemiyeti hiçbir hizmet ettiği kişiden bir minnet beklentisi içerisinde olmamış ve bir üst kimlik oluşturma gayretinde olmamış. Yani ilim yaymacılık diye bir şey 70 yıl olmasına rağmen, yani ilim yaymadan hizmet eden insanların kimsenin kafasını ipotek altına alıp onun belli şeylerde mecbur edilmesini, ne bileyim işte minnet duyması beklentisinde olmamış ve kimsenin çeteresini tutmamış. İlim Yayma Cemiyeti tamamen bu topluma güzel bir insan yetiştirmenin gayreti içerisinde olmuş. Tabii burada eğer güzel bir insan yetiştirmişse nihayet ülkenin gittiği her noktasında güzel işler yapar. Güzel insan yetiştirmemişsem benim insanım olup olmaması çok önemli değil. O bakımdan İlim Yayma Cemiyeti'nin önemli şeyi, misyonu güzel insan yetiştirmek. Yani bunun çeteresini tutup benim adamım diye bir potansiyel bir güce dönüştürme, bir kimliğe dönüştürme, bir üst kimlik. Ha, nedir burada beklentimiz? Elbette ki Cenab-ı Allah'a kul olma noktasında, peygambere ümmet olma noktasında, dinimizin emirlerini yerine getirme noktasında ne kadar hassas olurlarsa bizim arzumuz o olur. Yani onun dışında özel olarak kuruluşun böyle bir şey içerisinde olmamıştır hiçbir zaman. O bakımdan bu yönü, böyle bir demokratik yönü, tam bir sivil kuruluş yönü çok çok önemlidir. Diğer taraftan yani ümmetin gerçekten ortak bir kurumu. Ve oradaki bazı gelenekleri yaşarız mesela. Yani bir vakıf hassasiyetiyle hep hareket edilmiştir. Vakıf ruhu hep korunmuştur. Yani İlim Yayma'nın yönetim kurul toplantılarında bile ya kurban etinden o yönetim kurul toplantısında ikram bile edilmez. O talebenin hakkıdır derler. Onun masrafını biz karşılayalım derler. Hasan Sağlam Paşa mesela, emekli bir general, 16 yıl sen tanırsın rahmetliyi. 16 yıl genel başkanlığımızı yaptı. Biz o insana makam aracı aldıramadık. Erenköy'den minibüse biner, Kadıköy vapur iskelesine gelir. Oradan vapurla Sirkeci'ye gelir. Oradan otobüse biner, Bakırcılara ilim yaymaya gelir. Ya paşam, size bir makam araba. Oğlum, makam arabası alacaksınız. Bir de şoför tahsis edeceksiniz. Ona benzin koyacaksınız. Ben gelirim. Ben trene de binerim, vapura da binerim, otobüse de binerim, gelirim. Yani ben vakfın parasını oraya harcayacağına başka yerlere harcayayım. Yani bu gerçekten, bu mantık hep var olmuştur. Yani ilim yaymaya olan güven kolay tesis edilmemiştir. Gerçekten elhamdülillah onu kuranlar ihlasla ve samimiyetle kurmuşlar. Yani bir elin verdiğini öbür el bilmesin, reklama dönüştürmemişler. Bunu bir şeye dönüştürmemişler, ne bileyim gösterişe dönüştürmemişler. Çok ihlas ve samimiyetle devam etmiş.
Ki o Hasan Sağlam Paşa, hiç unutmam, tabii 16 yıl genel başkanlığımızı yaptı. 28 Şubat sürecinde kamu yararına çalışan bir kurum, İl-i Memur. 1953'te kamu yararına almış, öyle şimdilerde değil. 1953 Menderes döneminde kamu yararına çalışan, yıllarca orduya hizmet etmiş. Suçu İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanlığı, İmam Hatiplere hizmet eden bir kurumun başında 28 Şubat sürecinde bir gece Sıhhiye Ordu Evi'nden gece yarısı artık burada kalamazsın diye oradan ordu evinden gece yarısı çıkardıklarını tabii gözü yaşlı anlatırdı ama benim bu tabii İmam Hatiplere hizmet etmem burada benim için en şerefli bir görevdir diye. Ömrünün sonuna kadar da o görevde bulundu ve vefat ettiğinde de gene İlim Yayma Cemiyeti'nin genel başkanıydı. Yani çok güzel insanlarla çalıştık. Çok güzel insanların hizmetini gördük, büyüklerimizin. Allah mekanların cennet etsin. Ben bu vesileyle 68 kurucumuzu da rahmetle anıyorum. Hiçbiri hayatta değil. Hepsi rahmet-i rahmana kavuşmuş. Ama o gün başlattıkları küçük bir hareketin bugün geldiği noktalar elhamdülillah ülke satında çok büyük hizmetleri, yüz binlerce öğrenci o imam hatiplerde okudu, ilim yaymanın yurtlarında kaldı, burslarından istifade etti. Ha, önemli olan ülkeye güzel insanlar kazandırmak. Ben bir sivil kuruluşun yapması gereken bu olduğunu düşünüyorum. Burada biz iki şeyi de gerçekten emanet gördük. Birisi bize parasını hayır olarak veren insanların malını emanet gördük. İkincisi de bize çocuğunu emanet eden insanların canını emanet gördük. Yani burada ilim yayma cemiyetini kuranlar İsrafil Kışla'ya, Abdullah'a, Mehmet'e iş ortamı oluşsun diye kurmamışlar. O paralarını verenler, o okulları yapanlar, o yurtları yapanlar orada talebe okusun diye. Onun için ben hep müdürlerimize de onu tavsiye ederdim. Yani asıl olan sizin burada varlığınız değil, asıl olan gençlerin, öğrencilerin varlığıdır. Biz onlara hizmet ettikçe hem halk indinde hem Cenab-ı Hak indinde bir makbuliyetiniz olur, bir kıymetiniz olur. Onun için önemli olan gençlere hizmet etmektir. Bu iş bunlar için yapılıyor. Bu paralar, bu yardımlar, bu okullar bunlar için yapılıyor. Yoksa 3-5 kişiyi istihdam etmek için bunlar yapılmıyor. Onun için hem milletin emaneti, parası, hem çocuklarını emanet gördük. Hep öyle ilim yani hep bir vakıf ruhuyla çalıştı. Elhamdülillah 70 yıldır da hizmetlerini sürdürüyor artırarak. Bilmiyorum, aslında oldu. Yok, güzel oldu. Aslında bir hatıra paylaştınız ama neredeyse bir manifesto gibiydi. Çünkü Hasan Sağlam Paşa ile ilgili anlattıklarınız aslında çok eskilerde değil, daha dün gibi. Ama anlattığınız hususlar toplumun algısı bakımından sanki bundan yüzlerce, binlerce yıllık bir geriden anlatılıyor gibi çok özel hatıralar paylaştınız. Yani Erenköy'den Beyazıt'a kadar toplu taşıma vasıtalarıyla gelen bir emekli paşa ve Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından birinin başkanı olan, İlim Yayma Cemiyeti'nin başkanı olan birisinden bahsediyorsunuz. Ben bunun altını çizdim. Çizmek istiyorum sizin anlattıklarınıza ilave olarak, teyit olarak. Bir de çetele tutmadık, kimseden ilim yaymacı olmasını istemedik dediniz. Bu da aslında bugünkü bazı sivil toplum kuruluşları, hepsi için söyleyemeyiz bunu, ama bazı sivil toplum kuruluşları için aslında başı başına bir ayna vazifesi görecek cümlelerdi. Ben teşekkür ediyorum. Şimdi biraz zor bir soruya geleceğim. Sorunun zorluğu benim soruyu derlememle alakalı. Yoksa siz umarım ya tahmin ediyorum kolaylıkla cevap vereceksiniz. Tabii uzun bir soru olacak. İçinde bilgilendirme var. Dolayısıyla kıymetli izleyicilerimizin biraz sabrını rica ederek bu soruyu sormak istiyorum. Şimdi 1948 yılında Kur'an Talebeleri Himaye Derneği kuruluyor. 1951'de İlim Yayma Cemiyeti kuruluyor. 1957'de İbnül Emin Mahmud Kemal İnal Vakfı kuruluyor. 1958'de Önder İmam Hatipliler Derneği, o zamanki adıyla İstanbul İmam Hatip Okulları Mezunlar Cemiyeti kuruluyor. Sonra hemen 59'da Türkiye İlahiyat Tedrisatı'na yardım eden Dernekler Federasyonu. 1965'ten itibaren Milli Türk Talebe Birliği'ni benzer bir çizgiye gelmiş olarak görüyoruz. Türkiye Milli Kültür Vakfı 1969'da, 70'te İSAV, İslam İlmi Araştırma Vakfı kuruluyor. 73'te Haseki Kadın Vakfı, İlim Emme Vakfı sizin kardeş kuruluşunuz 1973, Milli Gençlik Vakfı 1975,
Daha çok Karadeniz'de çalışmalarda bulunan Yavuz Selim Vakfı 1979, İnsanlığa Hizmet Vakfı 1986, yine 1986'da Aziz Mahmud Rai Vakfı, İsrail 1987, Hanımlar Eğitim ve Kültür Vakfı 1988. Ben örnek olsun diye topladım bunları. Bu listeyi uzatmak ve aralara başka dernekleri de eklemek mümkün. Şimdi görüldüğü üzere aslında ülkemizin dindar, vatansever, hatta İslamcı dinamikleri çok partili siyasi hayata ve sosyal hayata geçildiğinden itibaren eğitimle ilgili, gençlikle ilgili çok ciddi bir ehemmiyet verdiklerini görüyoruz. Ve erkenden organize olduklarını, dernekler, vakıflar kurduklarını görüyoruz. Şimdi bu bilgiden sonra iki sorum olacak. Birincisi, Türkiye'deki dindarların, muhafazakarların, hatta İslamcıların bu erken fark ediş ve eğitimde erken teşkilatlanması Türkiye'deki eğitimin tasarımına, eğitim sisteminin şekillenmesine bir katkısı oldu mu, daha doğrusu bir etkisi oldu mu, kendini hissettirebildi mi? Bu birinci soru. İkinci soru şu, özellikle 1980'lerden itibaren Türkiye'deki eğitimde Fethullah Gülen'in, FETÖ'nün etkisinin çok ciddi şekilde dominant olduğunu görüyoruz. Oysa demin saydığım derneklerin hepsi aşağı yukarı FETÖ çizgisiyle, Fethullah Gülen çizgisiyle hiç de barışık bir çizgide değiller. Yani İlmihame Cemiyeti gibi, Ensar, işte Önder, TİDEF gibi kuruluşlar. Bu kadar dindar, muhafazakar, vatansever ve FETÖ ile aynı çizgide bulunmayan bu dernekler erkenden kurulmuş olmasına rağmen neden eğitimde FETÖ etkisi bu kadar güçlü oldu? Sizin bu iki soruyla ilgili cevabınızı, analizinizi dinlemek istiyorum. Ben tabii o günlerde 50'lerden sonra kurulan sivil toplum kuruluşlarının, yani son zamanlara kadar diyebilirim. Yani bu 28 Şubat sürecine kadar baz alabilirim. O sürece kadar gerçekten ciddi fonksiyonu ifa ettiği kanaatindeyim. Yani gerek okulların yapımı, imam hatiplerin yapımı, gerek Kur'an kurslarının yapımı, gerek camilerin yapımı, gerek yurtların yapımı, gerek bursların verilmesi, gerek üniversite öğrencilerine sahip çıkılması, gerekse o dönemlerde bilirsiniz birçok kurumlar, İSAV gibi, Ensar Vakfı gibi, İlim Yayma gibi pek çok kurumlarda Aydınlar Ocağı gibi konferanslar, seminerler, paneller, sempozyumlar, yani bu tip şeylerle halkın bilinçlendirilmesi, bu anlamda aslında sivil toplum kuruluşlar tam da sivil olarak kendi üzerlerine düşenleri hep yapmışlardır. Etkili de olmuşlardır. Hatta o kadar etkili olmuşlardır ki Erol Bey kardeşim, aslında her ihtilale bakarsanız Türkiye'de burada hepsi irtica geliyor. İşte haksız bir suçlamalarla bizim pek çok camisinden, Kur'an kursundan, vakıfından varıncaya kadar herkes potansiyel suçlu olarak gösterilmiştir. 1971 muhtırası böyle olmuştur. 80-12 Eylül 28 Şubat süreci. 28 Şubat sürecine bakarsanız adeta sanki İmam Hatipliler İstanbul hukuku ele geçirdi. İşte şu kadar sayı oldu. 5 sene, 10 sene sonra bilmem ne olacak falan gibi varsayımlarla, işte 15 sene sonra Türkiye ne olacak gibi, sanki bunlar bir başka ülkenin insanları gibi. Bunlar bu ülkenin evlatları değil. Yani bu ülkenin düşmanları gibi. Hep böyle bir tavırlarla aslında STK'lar suçlandı veya İmam Hatipliler haksız bir şekilde itham edildi. Oysa bunlar tamamen sivil kuruluşlardı. Sivil bir faaliyet yapıyorlardı. Yani nihayet bu eğitimleri de veren devletti yani. Nihayet devletin okullarında okuyorlar. Devletin resmi yurtlarında kalıyorlar. O bakımdan sivil kuruluşları, ben o noktada bir adanmışlık görüyorum aslında. Ciddi bir hizmet yaptıklarını da görüyorum. Yani günümüzdekiler tartışılır ve o gün tamamen kendi imkanlarıyla, yani yıllarca biliyorsunuz bir imam hatibi yapmak için bir yaşlı amcamız koltuğun altına çantasını alır. Kapı kapı camilerin önünde para toplar, sönmez takvimini satar, bilmem bağırsak toplar onu, deriyi toplar onu satar. Bin bir emeklerle bir Kur'an kursunu yapar, bir öğrenci yurdunu yapar, bir camiyi yapar, bir imam hatibi yapar. Sivil kuruluşlar o noktada gerçekten bugünkünden çok daha adanmışlıkla iş yaptıklarına şahidim. Çok daha imkansızlık içerisinde, ki yurtlarımızda da gerçekten yemek bile, menüsünü bile yaparken ki ne imkansızlıklarla onları yapıyordu hayır sahibi kardeşlerimiz. Yani çok önemli görevler yaptıklarını, halkı çok önemli bilinçlendirdiklerini, Anadolu gençlerine sahip çıktıklarını burslarıyla, yurtlarıyla,
yani İstanbul'un imkanlarından bütün Anadolu'nu istifade ettirmeye çalıştıklarını, bunlara hep şahidiz. Bugünü ayrı tartışabiliriz. Bugün farklı sorunlarımız var, problemlerimiz var. Ama geçmişte güzel işler yaptığına, gerçekten 40 yılını STK'lara vermiş ki ta lise hayatımızda Trabzon İmam Milli Türk Talebe Birliği'nde görev almış, Mefküreci Öğretmenler Derneği'nin programlarına katılmış. 74'ten beri STK'ların içerisinde olan bir kardeşiniz olarak çok STK'lardan istifade ettik ama çoğunun önü kesildi belki. Çoğu zaman zaman sıkıntılar yaşatıldı. FETÖ'ye gelince Erol Bey kardeşim, burada tabii FETÖ'nün gerçekten birkaç yönü var. Bir tanesi gerçek yönünü halkın bilmemesi. Yani dini söylemlerle yurt faaliyetidir, burs faaliyetidir, hizmettir, himmettir derken gerçekten İslami hassasiyeti olan ve bu faaliyetleri önemseyen Müslüman güzel insanlarımız bu hizmetlere destek oldular. Yani burada bu vitrindeki görüntü kısmını kimsenin arka planını bilmediği için buradaki bu İslami faaliyeti, bu öğrenci faaliyetini, bu talebe faaliyetini, buradaki hayri faaliyeti öne çıkartarak insanlar çok büyük imkanlarıyla, çok büyük kitleler bu şeye destek oldu. Tabii bir diğer nokta aslında bunların önemli hususlarından birisi, her iktidarın imkanlarından istifade etmeyi becerdiler. Her dönemde iktidarla bir türlü çok çok iyi ilişkiler kurdular. Bu Ecevit de olsa, Demirel de olsa, Tansu Hanım da olsa, Çiller de olsa, geçmiş dönemdeki her iktidarın en yakınında olmayı başardılar. Belki de yakınına sokulamadıkları bir Erbakan hocamız oldu. Onu hiç sevmediklerini zaten her zaman söylediler. Erbakan hocamızın da onlarla ilgili kanaatlerini bilenlerden biriyiz. Belki de ilim yaymayı onlardan koruyanlardan biri de Erbakan hocamızdır, oraya sızmalarına engel olmaları noktasında. Yani bu yönüyle de iktidarın imkanlarından istifade ettiler. Bir diğeri de tabii en kötüsü, tabii hiçbirimizin, hiçbir insanın, Türk vatandaşının hayal etmeyeceği, gerçekten belli yöntemlerle nasıl o soruları çaldıklarını, oradan tabii birçok birinciler, ikinciler, işte üçüncüler, her sınavlarda en başarılı öğrenciler onlardan olduğu zaman şimdi halk da ister istemez vay be bu ne eğitim ki buraya çocuğunu verelim diye. Şimdi öyle bir noktaya gelmişti ki dershanecilik adeta okulların itibarı sıfıra inmişti. Ya çocuğu son sınıfta dershaneye göndermeye başlarken zenginler, daha sonra lise 2'de başladılar, lise 1'de başladılar. 4 sene boyunca çocuğunu dershaneye gönderme. Hatta o noktaya gelindi ki ya son sınıfta okullara, liselere çocukları raporlu sayın da çocuk zaten okul bir şey vermiyor bunlara. Dershaneye gitsinler çocuklar, dershaneyle üniversiteyi kazansınlar diye. Çünkü meğerse arka planında sorular çalınıyor, birçok gençliğin kaderi, geleceği ellerinden alınıyor ama bunu hiç kimse bilmiyor. Yani o yönüyle de insan tabii bir yerde o birincilik vay be birinci, insanlar oraya da teveccüh ediyor. Ve diğer bir tarafı da gerçekten her sektörde ama her sektörde ticari faaliyetlerinde acayip bir şey haline geldiler. Yani basında, ne bileyim radyoda, televizyonda, her kanalda, ticarette, nakliyede, ne bileyim lojistikte, nerede derseniz deyin ya, hangi sektöre derseniz deyin adeta bütün sektörlerde güçlü bir ticari yapılarını kurdular. O bakımdan onları bir STK olarak görmek mümkün değil. Ama görüntülerinde Müslümanların gerçekten samimi niyetlerini çaldılar ve Müslümanların güvenlerini çaldılar ve birçok Türk gencinin geleceğini çaldılar. Allah da belalarını verdi diyelim, ne diyelim. Peki abi, şimdi bu akşam eğitimde daha çok hayırseverlik boyutunu, sivil toplum kuruluş boyutunu ve gönüllülük boyutunu konuşuyoruz dedik ve dikkat ederseniz ben de sohbete girirken bu üç şeyi bir arada kullanmaya gayret ettim. Hayırseverlik, sivil toplum kuruluşluk ve gönüllülük diye. Aslında burada bir süreç yaşanıyor ve kavramlar değişiyor. Eskiden sadece hayırsever denilirdi. Sonra sivil toplum kuruluşu demeye başladık. Paydaş dedik. Hatta
spor disiplininden bir kavram alarak sponsor demeye başladı. Türkiye'de çünkü sponsor kelimesi çoğunlukla spor alanında kullanılan bir kelimeydi başlangıçta. Eğitim, yurt ve hizmet, eğitim hizmetleri, yurt hizmetleri, burs hizmetleri alanındaki bu kavram değişimini siz nasıl görüyorsunuz? Sadece basit bir kavram değişimi mi yoksa başka şeyler de değişiyor mu? Bu değişimin olumlu, olumsuz yönleri, bu çalışmalara eksi ya da artı etkileri neler oluyor? Nasıl bir analiz yapmak istersiniz? Ya tabii kavramların hakkını vermediğiniz zaman, içini boşalttığınız zaman tabii bunun toplumda bir güvensizlik oluşturması yaşanıyor illaki. O bakımdan doğrusu İslami kavramları çok doğru yerde kullanmak lazım. Yani ben bir iş adamından bilirim mesela. Ben hiçbir şirketime İslami bir çağrışım yapacak bir isim vermedim. Çünkü benim yaptığım bir yanlışlık o kavramı zedelemesin diye. Yani bu bir hassasiyet meselesidir. İşte birçok kurum ve kuruluşta eğer hizmet diye, himmet diye bir yanlışın içerisinde millet gördüğü zaman, onu o kavramla bağdaştıramadığı zaman ister istemez insanın insanlara olan ve İslami kavramlara olan güveni de sarsılıyor. O bakımdan burada kavramları doğru yerde kullanmak lazım ve onların hakkını da vermek lazım. Tabii şeyde güven çok önemlidir. Yani hayır işlerinde gerçekten güven çok önemlidir. Bu da tabii kolay elde edilmiyor. Onun için çok hassas hareket etmesi lazım herkesin. Bu tip vakıf işlerinde çalışan insanların çok gerçekten çok dikkatli olması lazım. Toplum bunları bakıyor, gözlüyor yani. Sizin ne yaptığınızı çok iyi biliyor. Bilmediği zaman da mutlaka birilerine danışıyor. Bunlar kimdirler, nedirler, ne yapmak istiyorlar diye. Onun için hayır işlerinde güven çok önemlidir. Bir de tabii bir ihtiyaçtan doğmalı bir işler. Yani bir şeye ihtiyaç varsa, bir boşluğu dolduruyorsa bir hayır kurumu, onu tabii toplum sahipleniyor. Çünkü o hizmeti görüyor. Yani o hizmeti görünce de o desteğini esirgemiyor. Yani Önder'den de bilirsiniz, bir zamanlar çok kısıtlı imkanlarla, çok küçük bir ofisle hizmet veren bir kurumken, İmam Hatiplerin üniversite serüvenindeki ihtiyaçlar göz önüne alındığında Önder devasa bir kurum haline geldi elhamdülillah. Türkiye'de de özel üniversitede de öğrencilerini okuttu. İşte Viyana'da da okuttu, Bosna'da da okuttu, dünyanın pek çok yerinde okuttu. Yani ben Erol Bey kardeşim, ben hayır işlerinde sermayenin çok önemli olduğu kanaatinde değilim. Hayır işlerinde en önemli sermayenin, en önemli gücün ben teşebbüs etme gücü olduğu kanaatindeyim. Bir şey yapma karar ve azminiz varsa en büyük sermayeniz var demektir. Ben hayır işlerinde böyle görüyorum. İkincisi güvendir, dediğinize katılıyorum. Üçüncüsü de doğru bir projedir. Para dördüncü sırada gelir benim şeyimde. Yani sermayesi olan sermayesi kadar özel sektörde iş yapar belki ama hayır işlerinde paranız kadar iş yapmazsınız, ufkunuz kadar iş yaparsınız. Yani çünkü orada neyi planlamışsanız, ufkunuz neyse kaynağı gelir. Yani orada parayı hiçbir cami, hiçbir Kur'an kursu, hiçbir imam hatip, hiçbir yurt parası hazır olarak başlamamıştır. Ya 50 ton demir, işte 100 torba çimento ile başlamıştır. Ama bir bakarsınız ki hedef nedir? O okulun bitmesidir, o caminin bitmesidir, o yurdun bitmesidir, ufkunuz budur. Veya ufkunuz Somali'de bir hizmettir, inanın yaparsınız. Yani onun için yola çıktığınız zaman önemli olan yola çıkmaktır hayır işlerinde. Siz samimi olarak yola çıktığınız zaman, vakıf çünkü sonuçta kimseden bir şey beklemiyorsunuz. Yani Cenab-ı Hak'tan bekliyorsunuz. Yani bu bir rant kapısı değil hayır kurumları. Bu bir Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmadır. Eğer ben onun rızasını kazanacak bir yola çıkıyorsam, o zaman benim çekinecek bir şeyim yok. Cenab-ı Allah beni yolda bırakmaz. Bana bir yol arkadaşı birini bulacak. Onun için yani onun rızası için yola çıkıyorsak, ben hep öyle görmüşümdür. Hayır işlerinde işverenin patronu yoktur. Bu işin patronu Cenab-ı Hak'tır. Hayır işte burada bakıyorsun kimse yok. Bugün yönetim kurulunda Ahmet var, yarın Mehmet var. O yönetim kurulu kimin adına bu işi yapıyorsun? Allah rızası için yapıyorsun. Karşılığında ondan bekliyorsun. O zaman burada samimi olarak bence
bu yola çıkıldığı zaman o güven geliyor. Ama burada tabii elbette ki bu işlerde çalışan insanların da gerçekten güven zedelememe noktasında çok dikkatli olmaları lazım. İnsanların güvenini sarsmamak lazım. Dürüstlük çok çok önemlidir. Ha, bir ikincisi de gerçekten insanlar burada nefsine de pay çıkartmaması lazım. Cenab-ı Hak takdir ederse o oluyor. Takdir etmezse hiçbir şey olmuyor. Onun için bize düşen yola çıkmaktır. Güven noktasında da dediğim gibi vatandaş asla göz ardı etmez. Bir tarafta siz bir cami yapıyor olun. Bir karşı tarafta da bir villa inşaatınız devam ediyor olsun. Siz eğer o cami inşaatına hayır işi devam ederken bir de kendinize bir yazlık yapıyorsanız ya orada o güveni zedelersiniz. Acaba oraya giden demir oraya da gidiyor mu? Oraya giden çimento oraya da gidiyor mu? Bu işlerle uğraşan insanların en ufak bir toplumun güvenini zedeleyecek bir işte uğraşmaması lazım. Güven dediğin gibi çok çok önemlidir. O kolay elde edilmiyor. Onun için orada bu işlerde uğraşan kardeşlerimiz, inanın bazı şeylerde de bakıyorsunuz birileri bir yerlere gelmek için bunu kullanıyor. Onu da hemen ha diyor ya burayı basamak yapmak istiyorlar falan. Bugünün sıkıntıları da biraz onlardır yani. Evet. Şimdi İsrafil abi tecrübeli bir eğitim sivil toplum kuruluşu mensubu olarak sizden bu akşam bir sınır çizmenizi isteyeceğim. Neyle ilgili sınır bu? Şimdi eğitim ve hayırseverlik, eğitim ve STK denilince toplumun içerisinde, eğitim camiasında alttan alta yürüyen bir tartışma var aslında. O da şu. Ben eğitim camiasıyla çok yakından diyalogda olduğum için her iki tarafın da şikayetlerine tanık olabiliyorum. Mesela okul müdürü diyor ki ya filan eğitim derneği bizi o kadar çok bunaltıyor ki ve o kadar çok müdahil oluyor ki eğitime müdahil oluyor, sınıfa müdahil oluyor, öğretmene müdahil oluyor, müfredata müdahil oluyor, müdahale ediyor. Bazı okul yöneticileri diyor ki ya keşke bir sivil toplum kuruluşumuz olsa, bir derneğimiz olsa, işte hatta bir mezunlar derneğimiz olsa, işte bir vakıf gelse de bize destek versin. Burada ki bu tartışma bazen çok medyatik malzemelerde üretebiliyor. Yani bir bakıyorsunuz bir gazete manşetine, bir televizyon ekranına ya da bir web sitesinin spotuna böyle bir tartışma yansıyabiliyor. İşte filan derneğin filan okuldaki işleri gibi yansıyabiliyor. Burada kim nerede durmalı? Yani eğitimin bir yöneticisi var, öğretmenler var ve eğitim yöneticileri var. Okul aile birliği var, öğrenci var. Ve bir de bu eğitimi kolaylaştırmak isteyen bir dernek var, vakıf var, cemiyet var. Buradaki duruş nerede olması gerekiyor? Nereye kadar bir eğitim kurulu, eğitim derneği sürecin içerisine dahil olabilir? Nerede durması gerekir? Evet, çok önemli bir noktaya değindin. Gerçekten bu bizim, ben de masanın her iki tarafında zaman zaman bulunmuş kardeşiniz olarak bunları alanda da bu sıkıntıları görüyoruz. Ve bunları gittiğimiz zaman da sürekli bu konularda da verilmesi gereken mesajları veriyoruz. Burada esas temel sorun şudur Erol Bey kardeşim. Birilerini yönetmesi mi? İyi ilişkiler kurmak mı? Yönetmek mi? İyi ilişki kurmak. Yani iletişim kurmak farklı bir şey, yönetmek farklı bir şey. Küçücük çocuğunuz bile yönetmeye kalktığınız zaman baba bana mı sordun diyor. Benim fikrimi aldın mı diyor. Çocuk bile fikrinin sorulmasını ve onunla istişare edilmesini, onun da görüşünün alınmasını, yani sen böyle istiyorsun diye ben böyle, çocuk bile orada tepki gösteriyor. Onu bile yönetemiyorsunuz. Tek bir tane çocuğun. Şimdi tabii önemli olan bence hiç kimsenin kimseyi yönetmeye talip olmaması, iyi ilişkiler, iyi iletişim içerisinde olmamız. Bu her iki taraf için de önemli. Ben başarılı okulların pek çoğunun arkasında sivil inisiyatifin olduğunu da görüyorum. Yani siz eğitime ekstra girdiler sağlarsanız, inanın bunun kat kat fazlasıyla sonucunu elde ediyorsunuz. Beyoğlu İmam Hatip'te de, Kartal İmam Hatip'te de, Galatasaray'da da, ne bileyim başka başarılı okulların pek çoğunun arkasına bakın. Arkasında sivil kuruluşların destekleri vardır. Yani o bakımdan burada
Bu dengeyi iyi kurmak lazım. Ben tabii burada 2-3 şekli var. 3 şekli var bu işin. Ha, birisi diyelim ki okulla bir STK birlikte bir projede mütabakat sağlar, bir protokol yapıp birlikte yola çıkabilirler mi? Çıkabilirler. Yani gelin birlikte şu projeyi yapalım. Şöyle şöyle işte bir hadis yarışması yapalım. Okul, STK el birliğiyle işte birinciyi Umre'ye gönderelim. Şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım. Prensiplerini koyarlar. Birlikte bir projeyi yapabilirler mi? Yaparlar. Birlikte iş yapmak mümkün. Bunu yapabiliriz. İkincisi, okul müdürü, okul idaresi, milli eğitim, hangi okul olursa olsun ya güzel bir projesini STK'ya getirir, der ki ya benim şöyle bir projem var, bana destek verir misiniz? Hay hay hocam, ne güzel bir proje bu. Kaynağını, desteğini biz verelim. Ben STK'lara söylüyorum. Arkadaşlar, bir okula 3-5 bin lira, 5-10 bin lira, 20 bin lira eğer senin bir katkın yoksa ben senin STK'lığını ne yapayım? Yani STK'ysan bir destek olacaksın. Yani bir şeyler yapacaksın. Bir diğeri de gerçekten STK'nın merkezinde okulun dışındaki zamanlarda öğrenciye cazip olacak güzel projeler yaparsınız. Sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, işte gezi faaliyetlerdir, kulüp faaliyetler, şunlar bunlardır. Oraya eğitimciler de gelir. Eğitimciler de o projenin bir parçası olur. Öğretmenler de gelir. Seve seve, gönüllü olarak o projede yer alır. Benim öğrencim de okul dışındaki zamanlarında gelir. Benim STK'mın merkezinde o hizmetten istifade eder. Yüzme kursuna mı gidecek, işte ne bileyim başka bir kütüphanesinden mi istifade edecek, gençlik merkezinden mi istifade edecek, bilgi evinden mi istifade edecek? Yani şu üç şeyi şu anda gerçekten her ilde, her ilçede, yani kamudaki eğitimci görevliler, kamuda, mülki amirler, yani kamuda üniversite öğretim üyelerinden tutun da, Diyanet camiasından tutun da, eğitim camiasının okul müdüründen, milli eğitim müdürüne kadar herkes güzel bir projeyi gelin birlikte, ya bütün derdimiz ne? Daha iyi yetişmiş genç yetiştirmek. Mesele bu değil mi? Ha, buna kim ne katkı verebilirse birlikte iş yapabiliriz onlarla. Yani birlikte iş yapabileceğimiz çok şey var. Onun için illa ben geleceğim senin okulunda faaliyet yapacağım. Yok böyle bir şey. Sen okuldaki bir faaliyete destek olabilirsin. Okulla birlikte bir projeyi, birlikte bir protokol yaparsın. Birlikte bir projeyi gerçekleştirebilirsin. Ben hep STK'lara şunu söylüyorum. Arkadaşlar, asla bir ili, bir ilçenin sanki siyasetini de bürokrasisini de dizayn etmek sizin göreviniz değil. Bizim görevimiz Allah rızası için o tüzüğümüzde yazılı olan gaye maddesi neyse onu bir adım daha yukarıya çıkartmak. Çıtayı biraz daha yukarıya çıkartmak. 50 talebeye burs veriyorsan 100 talebeye burs ver. İşte şu kadar destek oluyorsan onu da, bizim şeyimiz bu. Hedefimiz bu olmalı. Biz o vakfın, o STK'nın gayesini daha da yüceltmeliyiz. Gayesini daha da yukarıya çıkartmalıyız. Hedefimiz bu. Yoksa her şey biz demek değiliz. Elbette ki öğretmenin de emeği var. Oradaki velinin de, ne bileyim, oradaki belletmenin de, oradaki okul müdüründe, milli eğitim müdüründe, birçok insanın, herkesin bir katkısı var. Ha, ben de STK olarak bir kenarından tutmalıyım. Yani devlet, güçlü devlet, bütün işleri kendisi gören devlet değildir. STK'larıyla beraber de güç verebiliyorsa, destek alabiliyorsa STK'lardan, onlara da hizmet alanı açabiliyorsa bence güçlü devlet odur yani. Yani sadece biz her şeyi devlet eliyle yaparız diye değil. Çünkü STK'lar da bütün sivil halkın gücünü, birikimini oraya aktarmanız mümkün. İmkanlarını oraya aktarmanız mümkün. İşte Türkiye'yi görüyorsunuz, ta Somali'sinden, Filistin'inden, dünyanın pek çok yerinde hayır sahiplerinin her türlü desteği verdiklerini. Bu potansiyeli sinerjiye dönüştürmek her ilde, her ilçede mümkündür. Yani siz güzel işler yaptığınız zaman o destekler de geliyor. Yani o iş adamından o desteği alırsınız o projeye. O çevre imkanlarından istifade etmeyi becerebilirseniz bence STK'nın hiçbiri benim imkanım yok ki bunu yapayım demesin, benim ufkum yoktur diyebilir. Ufku yoksa ona para gelmez, ama ufku varsa, hedefi varsa, bir teşebbüs etme gücü varsa o projeyi ne eder eder gerçekleştirir. Derdi varsa.
O bakımdan tabii esas STK'lar da biraz hedef sapması var gibi geliyor bana. Ben bu sorudan aldığım cevaptan dolayı konunun sivil boyutunu da önemseyen birisi olarak çok memnun kaldım. Çünkü daha baştan yönetmek değil, reklam etmek değil, esas olan doğru ilişki kurmaktır. İletişim içerisinde olmaktır dediniz. Evet, bu çok hoşuma gitti. İkincisi de üç kategori sundunuz. Ve üç kategori de aslında herkesin kendi kuruluş varlık amacına uygun yerini korumasına dönük bir üç kategoriydi. Çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Çok sivil bir yaklaşım bu. Herkesin kendi pozisyonunu korumasına dönük ve herkesin aslında eğitime katkı sunmasına dönük bir sınır çizmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi eğitimde STK boyutu dediğimiz zaman en önemli madde sanıyorum yurtlar. Yani bu 28 Şubat'a kadar da böyleydi. Şimdi de böyle. Yani Devlet Kredi Yurtlar Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı çok ciddi şekilde yurt faaliyeti yapıyor olmasına rağmen hala Türkiye'de sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin, vakıfların ciddi yurt hizmetleri var. Hatta bu yurt hizmetlerinin bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığı'nın yurtlarına kadar da uzanıyor. Şimdi burada siz aynı zamanda milletvekilliği yaptınız, Milli Eğitim Komisyonları'nda bulundunuz ve şimdi de Cumhurbaşkanımızın baş danışmanları içerisinde yer alıyorsunuz. Muhtemelen eğitimle ilgili ve eğitimdeki sivil toplum kuruluşlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza zaman zaman görüş beyan ediyorsunuz veya bilgi doküman sağlıyorsunuz. Soru şu, mevzuatla ilgili soracağım. Bir sorun var mı ekranda? İsrafil abi görüntünüz dondu ama bir sorun var mı sizde? Siz duyuyor musunuz beni? Sanki kıymetli izleyicilerimiz lütfen ayrılmayın. Sanıyorum bir bağlantı sorunu yaşıyoruz. Biz İsrafil Bey'le. Sorun yok değil mi? Sanıyorum arada bir telefon geldi. Yok telefon gelmedi. Sanıyorum telefon gelmedi ama sesini Cumhurbaşkanı baş danışmanısından sonrası kesildi. Tamam oradan devam ediyorum. Yani hem milletvekiliniz döneminde Milli Eğitim Komisyonları'nda bulundunuz. Şimdi de Cumhurbaşkanımızın danışmanısınız ve muhtemelen eğitimle ilgili ve eğitimde sivil toplum kuruluşları boyutuyla ilgili de Sayın Cumhurbaşkanımızı zaman zaman bilgilendiriyorsunuz ve ona belki bilgi belge sunuyorsunuz. Soracağım soru şu. Aslında biraz mevzuat sorusu. Bu yurtlarla ilgili bizim şu anda mevzuatımız yeterli mi? Özellikle sivil toplum kuruluşlarının yurt hizmetleriyle ilgili söylüyorum. Orada da hatta Kur'an kurslarında içine aldık içinde soracağım. Çok özel bir alana sizi fokuslamak istiyorum. O da şu. Bir yurdun evet müdürü var. Bazen nöbetçi öğretmen geliyor. Ama aslında özellikle lise yurtlarında, orta öğretim yurtlarında, Kur'an kurslarında öğrenciyle, gençle, çocukla daha çok birlikte olan insan etüt görevlisi, belletmen, abi, abla gibi insanlar. Şimdi demiştim ya eğitim sektörünün sürekli içerisindeyim. Ben daha çok burayla ilgili şikayetler ya da talepler alıyorum. Yani sivil toplum kuruluşlarının ya da özel yurtların bu pozisyonu, belletmen, etüt görevlisi, abi görevlerle ilgili bir yasal mevzuatın netleştirilmesi. Çünkü burası bu pozisyon öğrenciyle daha fazla birlikte olduğu için aslında yurt müdüründen nöbetçi öğretmeninden daha hayati bir görev üstlendiği düşünülüyor. Bu konuyla ilgili bir mevzuat çalışması var mı ya da oldu mu, durum nedir? Hem bilgi hem de sizin yorumunuzu almak istiyorum. Tabii Erol Bey çok çok önemli. Tabii gençliğe hizmette rol model olan insanların, başında bulunan insanların çok önemli olduğunu, bu konuda özel yetenek sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Yani herkes bu görevleri yapmamalı. Yani gerek pansiyonlarda, okul pansiyonlarında görevli olanlar, gerekse yurt müdürü olanlar, gerekse belletmen olanlar çok ciddi incelemelerden sonra bu talebenin başına getirilmeli. Çünkü yurtların eğitimde çok önemli fonksiyon ifade ettiği kanaatindeyim. Başarıyı çok ciddi etkilediği kanaatindeyim. Ve oradaki o sosyal ortamın, oradaki birlikteliğin, oradaki öğrencilerdeki sosyalleşmenin
okula çok ciddi yansıdığını da geçmişten beri yurdu olan okullarda, yurdu olmayan okullardaki başarıları irdelediğimizde ben doğrusu yani yönetmenlik veya mevzuat açısından sorun olduğu kanaatinde değilim. Yani pansiyonlar, orta öğretimdeki pansiyonlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı. Üniversite yurtları da denetim açısından Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıydı. Şimdi KYK'ya, Gençlik Spor'a bağlandı bizim özel yurtlarda, üniversite yurtları. Tabii devlet burada çok ciddi standartları yükseltti. Ciddi kriterleri var, ciddi denetimleri var. Burada şey yok ama burada tabii bu ciddi bir tecrübeyi gerektiren bir iş. Yani zaman içerisinde bunu eğer sadece bir tane yurdunuz varsa, sadece birkaç yıl bu işi yapıyorsanız burada çok ciddi birikiminiz yok ve bu işte başarılı olamazsınız. Onun için bizim avantajımız mesela ilim yayma üzerinden baktığınız zaman tabii 60-70 yıldır bu işi yapmanız ve birçok yerde bu işi yapmış olmanız size çok ciddi bir tecrübe kazandırıyor. Onun için standartlarınızı oluşturuyorsunuz. Her türlü şeyin standartlarını geliştiriyorsunuz. Belletmenin de, müdürün de, müdür yardımcısının da ve orada yıllarca yaşanmış olan sorunların neler olduğunu, o sorunların en ideal anlamda nasıl çözüldüğünü biliyorsunuz, çözümlendiğini veya birçok yerde başarılı uygulamaların ne olduğunu görüyorsunuz. Ciddi bir tecrübe elde ediyorsunuz. O başarılı uygulamaları bu sefer diğer yurtlara aktarıyorsunuz. Yani yılda birkaç kere tecrübe paylaşımları yapıyorsunuz ve bu tecrübe paylaşımlarında yani çok ciddi bir idarecilerin tavırlarının değişmesi, işte ne bileyim oradaki uygulamalar, sorunların çözümü veya başarılı örneklerin yaygınlaştırılması gibi çok önemli bir etkileşim oluyor. Ve bu ister istemez yurtlardaki o memnuniyeti artırıyor. Tabii eğer siz bunu bir de geri dönüşüm noktasında yılda bir iki kere bütün talebeyle de bir anket yaparsanız, yani burada idareciler bir kenara koyularak isim de koymadan, yani burada gerçekten talebe buraya ne beklentisiyle gelmiş, buradaki hizmetlerden memnuniyeti nedir, memnun olmadığı konu nedir, yani bu kurumu bir yıl sonra gene bu kurumda kalmak ister mi, bir başka kurumla kıyasladığı zaman buna nasıl bir puan verir, yani oradaki yönetimden şikayetçi olduğu hizmetten, sosyal ortamdan veya daha talep ettiği konular nedir? Eğer siz bunları alır da buradaki talebenin beklentilerinde önünüze alır, o beklentileri karşılayar veya haksız bir talep varsa onun olamayacağını makul, mantıklı bir şekilde izah ederseniz, yani o yurdu öğrenciyle birlikte yönetirseniz, deminki noktaya geldim bakın. Şimdi yurtta yurt yönetimi bir karar alıp da ya şu saatte geleceksiniz diye bunu kantinde herkes eleştirir. Ya niye idare böyle bir karar aldı? Ama siz o talebeyle beraber o yurdu yönetseniz, gelin arkadaşlar akşam saat 8'de mi 9'da mı yurt kapansın? Aralarında tartışsalar her biri ve ortak bir karara varsalar, ya 9 idealdir, biz 9'u kabul ediyoruz. Kimse yönetim böyle karar aldı diye kantinde onu konuşmaz. Hepsi birlikte karar aldıkları için o karara daha rahat uyarlar. Yani genç eğer bir fikri olarak bir projenin içerisinde yoksa, fikri planında yoksa, proje safhasında yoksa ve icraatında da yoksa, sadece figüran olarak siz o genci bir yerde bulunmasını istiyorsanız oradan hizmet, oradan sonra başarı elde edemezsiniz. Her yerde, her işte böyledir. Onun için o insanı, o genci şeyin içerisine koyacaksınız. Projenin bir parçası haline getireceksiniz. O fikri üretecek. O proje o zaman sahiplenir. Bu kararı biz aldık. O zaman biz buna uymalıyız der. Bu bizim kararımız der. Ama bunu idare almış bana mı sordu der. Yani birlikte yönetmeyi becermemiz lazım. Gençlerle birlikte onların fikirlerini istifade etmemiz lazım. Ben bir Bursa yurdumuzda geçmiş zamanda yaşanmış bir hadiseyi zaman zaman örnek veririm. Çok muhterem hocamız Osman Öztürk hocamızı Bursa'da bir yurdumuza konferansa götürmüştük. Tabii yurt idaresi de talebeyi mescitte işte Osman Öztürk hoca geliyor dinleyin diye tabii talebeyi indirmişler, inmişler talebeler de. Anket yapıyoruz sonunda bu konferanstan ne istifade ettiniz falan diye veya işte memnun kaldınız mı şu. Öğrencinin biri de yazmış. Geldim ama dinlemedim. Beni buraya mecbur edeceğine
Osman Öztürk'ün kim olduğunu, ne konuşacağını bana merak ettirseydiniz de birkaç gün önceden severek gelip dinleseydim olmaz mıydı diyor. Şimdi tabii insana değer vermek ayrı bir şey. Onun için bizim bütün şeylerde yani insan odaklı, o genç odaklı mesele ben değil, biz olarak o şeyi başarabilirsek bizim jenerasyonun avantajı vardı. Talebe derneklerimiz vardı, Milli Türk Talebe Birliğimiz vardı, Yüksek İslam Enstitüsü Talebe Federasyonu vardı. Biz sadece, biz aynı zamanda da buralarda talebe olarak, öğrenci olarak bir hizmet etmenin bir şeylerin öğrendik. Yani şimdi bizim yurtlarımızdaki öğrenciler daha çok edilgen pozisyonda. Yani etkili bir pozisyonda değiller. Onun için biz mutlaka gençlerin potansiyelinden, fikrinden, şeyinden, birikiminden, yani genç dimağlarından, enerjisinden istifade etmeyi becermemiz lazım. Onun için ben yurt idarecilerine genelde, ya hiçbir programı siz planlamayın. Öğrenciler planlasın, siz onlara lojistik destek verin. Onlara deyin ki ne istiyorsunuz, ne tür, işte buraya bir konferansçı getirmek istiyoruz. Sen getirirsen, konuşturursan farklıdır. Öğrenciler aralarında tartışıp da falancıyı Erol Erdoğan'ı getirelim diye onlar planlasalar, onlar arasalar, programı onlar yapsalar, afişini onlar assalar, gidip arabayla onlar alsalar, onlar daha sahiplenir. Şimdi biz talebelikte bunları yapıyorduk ama şimdiki gençleri tabii 80'den sonra talebe dernekleri kapanınca 80'den sonraki yetişen gençlerin bu tarzda bir şeyleri oldu, dezavantaj. Onun için üniversite kulüp faaliyetleri ve sosyalleşmeleri adına yurtlardaki kulüp faaliyetleri çok önemsiyorum. Ve gençlerin, biz mesela yurtta genelde mesela kariyer planlama diye şeyler yapıyoruz. Bunu okulda ben yapamam, yurdum olduğu için yurtlarda yapıyorum. Çocuk daha üniversitedeyken, ikinci sınıftayken gence diyorum ki sen akademisyen mi olmak istiyorsun, kamuda görev mi almak istiyorsun, özel sektörde mi çalışmak istiyorsun, kendi işini mi kurmak istiyorsun? Şimdi çocuk burada kendi işini kurmak isteyen geleceğin başarılı iş adamlarına da ihtiyaç yok mu? Var. Özel sektörün birçok yetişmiş elemana ihtiyacı yok mu? Var. O zaman bu çocuk daha ikinci sınıftayken idealini, hedefini belirlese de kendisi ona göre yetişse, kendisine ona göre ben ekstra danışmanlık hizmetleri versem, çocuk hayata atıldığı zaman kendi aynı kulvarda koşanlardan bir adım önde olur. O bakımdan orada bu tip yurtlarda tabii birçok projeleri, ama bunları onlarla beraber, ihtiyaçlarını da onlarla analiz ederek eğer planlarsa o yurt ortamı o gencin yetişmesine çok önemli katkılarda bulunur diye düşünüyorum. Vallahi çok harika şeyler söylediniz. Yani neredeyse yurt yöneticilerine ve sivil toplum kuruluşlarına yurtları öğrencilerle birlikte yönetin anlamına gelen bir mesajdı bu. Ben gençleri çok kıymetli bulduğum için bu cümlenizi de alkışlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi İsrail abi. Doğrusu da bu yani. Evet, kesinlikle doğrusu da bu. Bizim sivil toplum kuruluşlarımız, hayırseverlerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız öğrencinin okuldayken yanındalar. Burs veriyorlar, yurt hizmeti veriyorlar, etkinlik düzenliyorlar, yarışmalar düzenliyorlar. Bu gencimiz okulu bitiriyor ve artık hayata katılması lazım, üretime katılması lazım. Ve bu aslında istihdam anlamına geliyor, girişimcilik anlamına geliyor. Siz demin vurguladınız. Sanki tam bu aşamada sivil toplum kuruluşları böyle birden öğrencinin yanından kayboluyor. Sivil toplum kuruluşları, derneklerimiz, vakıflarımız, hayırseverlerimiz tam da öğrenci okulu bitirdiği an hayata, üretime katılma aşamasında, hatta evlenme aşamasında, iş kurma aşamasında da o gençlerin, çocukların, evlatların yanında olması gerekmez mi? Burada sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki cesaretleri nasıl arttırmalıydı da onlara ne söylenmesi gerekir? Yani doğru söylüyorsunuz. Tabii genç hayata atıldığı zaman gerçeği o zaman fark ediyor. Yani ne kadar zor olduğunu, birçok esas hayatın ondan sonra başladığını, birçok sınavlarla ve üniversite mezunu, birçok işsiz tabii. O bakımdan burada aslında çok da dediğin gibi sivil kuruluşların bir faaliyeti yok. Yani tabii acaba özel sektörle, el birliği içerisinde daha özel sektör bu çocuk üniversitedeyken
yani özel sektörde çalışmayı düşünen insanların oralarda aslında staj yaparak hem o kurumu tanıması, hem bir tecrübesi, hem o iş adamının o genci tanıması noktasında böyle bir mentorluk mu diyorsunuz buna? Ne diyorsunuz? Mentorluk yani diyebiliriz. Evet, bu tarzda aslında özel sektörü düşünen veya kendi işini kurmak isteyen insanlarla koçluk gibi aslında okul hayatındayken bunları üniversitelerde yapabilir. Bunları STK'lar da bunları yapabilir. Yani üniversite özel sektör işbirliğiyle aslında bu çok kolay yapılabilir. Yani talebeyi iş adamının tanıması, burs vermesi, kendi tanıdığı, okuttuğu çocuğu yarın fabrikasında iş sahibi yapması, işin bildiği çocuğu. O gencin ona hem bursuyla okumuş bir iş adamının işinde o işin sahibi gibi sahiplenerek. Yani üniversiteler bu işbirliklerini yapabilirler özel sektörle. Ya dediğim gibi inanın bir şey yapmaya niyet edin. Ben şimdi mesela düşünüyorum arkadaşlar. Yani biz şu anda ne bir şeyler üretmeliyiz, yeni bir şeyler üretmeliyiz. Samimi söylüyorum. Yani rutin çalışmalarımız, bugüne kadarki çalışmalarımız bugün ihtiyaç olmaktan çıktı. İmam Hatip'i yapmıyoruz. Kur'an kursunu yapmıyoruz. Camiyi yapmıyoruz artık. Yurdunu yapmıyoruz. Bütün eforumuzu bunlara harcıyorduk. Ya peki bundan sonra ne yapıyoruz? Bakıyorum talepler, bireysel talepler gelmeye başladı artık. Kişisel talepler. Ya İslami bir faaliyet veya eğitim faaliyeti şurada şunu yapalım. Devlet bunları yapıyor bakıyorsun. En güzel okulları yapıyor, en güzel yurtlarını yapıyor. Ya şimdi düşünüyorum mesela 250 bin tane Türkiye'de okuyan yabancı uyruklu genç var. Yani bunlar çok önemli bir potansiyel. Arkadaşlar bunu bir hedeflesek Cihan Numa olarak hep beraber 5 tane üniversite gencine rehberlik yapmayı hedeflesek. Ya o genç bir ilden bir başka ile giden bir genç bile kendini garip hissediyor. Yalnız hissediyor. Bu bilmem Uganda'dan kalkmış gelmiş, Somali'den kalkmış gelmiş, Makedonya'dan kalkmış gelmiş. Ya bir o gence, oğlum gencin kardeşim bir eksiğin var mı, bir ihtiyacın var mı? Halın hatını sormak, ne yapıyorsun, nasıl gidiyor okulun, başarı nasıl, bir sıkıntın var mı demek. O gencin haleti ruhiyesindeki memnuniyeti veya o gencin bir ihtiyacı varsa o ihtiyacı gidermek. Her birimiz 5 tane çocuğa mentorluk yapamaz mıyız? Yani koçluk yapamaz mıyız? Yani tıpçılar, tıpta okuyanlara o çocuğun daha iyi yetişmesine, memleketine dönüş daha iyi hizmet etmesine, yüksek lisans yapmasına, doktora yapmasına. Yani kim bilir ne yalnızlıklar. Yani yeni bir şeyler üretmeliyiz. Mesela bu dediğinde de mezun olan çocukların işsiz kalması. Diyelim ki ha bu noktada ne yapılabilir? Aslında STK'lar bunun üzerinde çalışsa. Daha bu çocuk yurttayken, daha bu çocuk üniversitedeyken o sektördeki iş adamlarıyla müşterek projeler yapılsa belki çocuk bir taraftan nazari bilgisinin yerinde bir taraftan da çok daha pratik bir bilgiye sahip olarak mezun olacak ve işsiz kalmayacak. İnanın işte demin söylediğim kariyer planlamasındaki bütün yapmak istediğimiz çocuk yani hayata atıldığı zaman mutlaka o akademisyen olmak isteyenlerden bir adım daha olmuş, çok sınavlara girecek. Veya kamuda görev almak istiyorsa daha iyi yetişmesi lazım. Önünde şu şu sınavlar var. Ona göre hazırlanması lazım ki yani ona hazırlıklı olmazsa yani bir adım öteye diğerlerinden bir adım önde olamaz. Şimdi bize birçokları geliyor. İşte ben illa şu göreve bu göreve. Arkadaş liyakat yoksa da bir şey yapamıyorsunuz. Bizim liyakata ehliyete önem vermemiz lazım. Gençlere hep şunu diyorum. Yani bir yere eğer hak ederek gelirseniz orada kalıcı olursunuz. Birilerinin sırtına basarak gelirseniz onun için orada da geçici kalırsınız. Yani o bakımdan yani altın gibi gençleri yetiştirmemiz lazım. Eğer kuyumcudaki altını sarraftaki birisi nasıl gelir kıymetini vererek alıyorsa ama iş portaya düşmüş tanesi 5 liradan pazarda satılan emtia durumuna düşer hiçbir şey eğer donanımı yoksa o genci de kimse almaz. O bakımdan bizim gençlik bizim sermayemiz, servetimiz. Bizim en büyük zenginliğimiz genç neslimiz. O bakımda her biri ayrı bir dünyadır. Ve bunların en iyi yetişmesi için biz ta aşağıdayken, lisedeyken de ona göre yönlendirmelerle o çocuğun başarılı olabilecekleri mesleklere yönlendirmemiz lazım. Ve illa herkesin üniversiteyi okuması önemli değil. Ama iyi bir mesleği, başarılı olabilecek bir mesleğe yöneltmek bile o sektördeki insan ihtiyacını da karşılar. Onun için hem mikro düzeyde aslında
bireye kadar inip onun yetenekleriyle, kabiliyetleriyle onu keşfetmek ve ona göre yönlendirmek, hem de makro düzeyde de doğrusu planlama yaparken de üniversitedeki bölümlerin açılışından tutun da ülkenin ihtiyacı olacak mesleklere varıncaya kadar, yani YÖK'üyle, milli eğitimiyle, işte şeyle, özel sektörüyle, kamusuyla iyi bir planlama yapacaksınız ki çocuk ona göre ihtiyaç olan mesleklerde yetişmiş olsun ve iş bulması da kolay olsun. Onun için bu işlere siyasi mantıkla bakmaktan ziyade reel, gerçek bir mantıkla yaklaşmak lazım yani. Aslında sizin benim bu soruma verdiğiniz cevaptan biz bu akşam eğitim derneklerine, vakıflarına şöyle bir ödev çıkardık. Türkiye'de genç işsizliğin azaltılması noktasında da sizin bir sorumluluğunuz var ve aynı zamanda üniversiteden mezun olan gençlerimizin, yavrularımızın, delikanlılarımızın, genç kızlarımızın hayata ve üretime doğru katılabilmeleri için aslında onların eğitim döneminde gençleri, öğrencileri sektörleriyle, çalışmak istedikleri alanlarla erkenden buluşturmaları ve mezuniyetten sonra da onların girişimcilikleri ya da istihdam edilmeleriyle ilgili ellerini taşların altına koymaları gerekiyor. Bence sivil toplum kuruluşlarımız için yazdığımız bu ödev gerçekten çok önemli. Çünkü Türkiye'de genç işsizlik %25'in üzerine çıktı ve bu her yönüyle sıkıntılı bir durum. Bu yapılırsa, bu dediğimiz yapılırsa hem genç işsizliği azaltmış oluruz ama ondan da önemlisi üniversiteyi bitiren insanlarımız, gençlerimiz kendilerini hayata katmada ve üretime katılmada çok daha cesaretli bulacaklardır. Çok güzel bir cevap oldu. Teşekkür ediyorum. İsrafil abi, sanıyorum bir soru daha soracağım. Bu soruyla da sivil toplum kuruluşlarına bu akşam bir ödev yazmamız gerekecek. Tabi bu ödev yazmak kelimesi çok üstenci bir dil gibi anlaşılıyor ama kendimiz de sivil toplum kuruluşu olduğumuz için böyle bir dili rahatlıkla kullanıyoruz. Lütfen bizi dinleyen hayırseverlerimiz, sivil toplum kuruluş yöneticilerimiz bundan alınmasınlar. Aslında kendimize ödev yazıyoruz. Şimdi her ilde üniversite var. Türkiye'deki üniversite sayısı 200'ü geçti. İlimiz olmayan hiçbir üniversite yok. Bazı illerimizde 2, 3, 5, 10 üniversite var. İstanbul, Ankara, İzmir'de zaten çok üniversitemiz var. Tabii Türkiye Cumhuriyeti 70-80 yıllık, 100 yıllık açığı kapatmak için özellikle AK Parti döneminde sürekli üniversite açtı. Bu çok tartışılan bir şey. Ben bu tartışmaya girmek istemiyorum ama bu tartışmanın çok üniversite açılması doğrudur kısmı da olduğunu da beyan etmek isterim. Ama şimdi burada madem bu üniversiteler açıldı, her ilde üniversite var, artık bu açılma işi geride kaldı ve üniversitenin niteliğinin artırılması lazım. Ama Türkiye'de eğitimle ilgili derneklerin, vakıfların çoğunlukla orta öğretime yöneldiğini görüyorum. Bazı derneklerimizin, vakıflarımızın üniversite eğitimindeki niteliği artırmaya dönük bir çaba içerisine girmesi gerekmez mi? Yani oradaki üniversitedeki Ar-Ge imkanlarını, üniversitedeki staj imkanlarını, üniversite dil öğrenme işte ya da başka imkanların artırılması noktasında bu orta öğretimdeki yoğunlaşmanın biraz azaltılarak üniversite öğrencisine, üniversite eğitiminde doğru bir kayışın, bir görev dağılımının olması sanki faydalı olur gibi geliyor. Burada bunu nasıl başarabiliriz? Çünkü üniversite eğitiminin niteliğinin artması aslında aynı zamanda Türkiye'deki eğitim niteliğinin artması, mesleki niteliğinin artması, belki sanayileşmede, teknolojide de bir takım atılımlar anlamına gelecek. Evet, tabii yani ulusal STK'larımızdan pek çoğu tabii orta tahsille beraber yüksek tahsille de ilgileniyor. Tabii yüksek tahsile yurt tarzında, burs tarzında hizmetlerimiz var. Birçok kurumun, Ensar'ın, İlim Yayma, Önder, Türger, TÜGVA gibi birçok kurumun, Aziz Mahmut Hüdayi'nin, pek çok şeyin yüksek tahsile yönelik hizmetleri de var ama gerçekten üniversitelerle bir işbirliği içerisinde ciddi boyutta bir çalışma var mı derseniz, herkes kendi özelinde çalışmaları yürütüyor. Yani çok da üniversitelerde vakıflaşma şeyi çok gelişmiş değil. Yani vakıf üniversiteleri var ama devlet üniversitelerinin pek çoğunun vakfı yok. Biz mesela şu anda Çoruh Üniversitesi'nde, Artvin Çoruh Üniversitesi'nde bir vakıf kurma teşebbüsümüz var. Bu bir ilin gerçekten ortak bir faydasıdır. Yani bir üniversite bir ilin en önemli, en büyük kurumudur. Yani en küçük ilde de tutsanız
10 bin öğrenciyi ve oradaki akademisyenleri, oradaki personeli göz önüne aldığınız zaman hiçbir ilde üniversiteden daha büyük bir kurumun olduğunu düşünmüyorum. En büyük kurumlar o ilde üniversitelerdir. O bakımdan o üniversiteler o ilin ekonomisine, sosyal hayatına, kültürüne, kalkınmasına çok önemli katkılar verecek üniversitelerdir. Şimdi ve her il gerçekten burada siyasi farklılık da göz önüne alınmadan herkes o ildeki iş adamları, o ilin iş adamları, yani o üniversitenin kalitesinin artırılması noktasında bir vakıfla o üniversiteyi destekleyebilirler. Mesela Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize'deki bir vakıf var. Biz de işte Çoruh Üniversitesi'ne bir vakıf kurma ve çok ciddi Artvinli iş adamlarımız var. Biz bu iş adamlarımızı ziyaret ettiğimiz zaman birkaç gündür sanki bu gündemle hemen daha dün de bu anlamda ziyaretlerde bulunduk. Birkaç iş adamımızı, Artvinli iş adamımızı ve bu fikrimizi açtığımız zaman biz burada bina yapmak için değil, biz burada bilimsel çalışmalar için, biz burada akademik başarıyı artırmak için, biz burada yurt dışında öğrenci göndermek için, çok kültürel faaliyetlerde bulunmak için, öğrenciye sahip çıkmak, daha kaliteyi artırmak, öğrencinin teşvik etmek, o okula gelmelerini teşvik etmek gibi amaçlarla kullanacağız dediğimiz zaman her gittiğimiz iş adamı ben elimi taşının altına koyarım, beni de kurucu yazın. Hatta bir tanesi en yüksek bedeli kim ve kurucuysa ben ondan daha yüksek vereceğim, ona göre dedi. Bütçenizi ne kadar tutuyorsunuz? Yani ben şunu hep görmüşümdür sivil hayatımda. Arkadaşlar bir yola çıkmak lazım. Eğer siz bir yola niyet eder çıkarsanız yani başarmamanız mümkün değil. Bir işin sahibi varsa o iş başarılı olur. Onun için üniversiteler bu noktada doğrusu böyle vakıflaşırlarsa bu noktada da çok ciddi üniversitelerdeki birçok şeye katkıda bulunurlar. Mesela Çoruh Üniversitesi tıbbi aromatik bitkiler alanında uzman ihtisas üniversitesi ünvanını aldı. Biz o üniversiteyi belli bir alanda, çünkü Artvin'in bitki örtüsü, florası Türkiye'de gerçekten çok zengin bir il. O yönüyle biz potansiyelimizi burayı nasıl katma değere dönüştürebiliriz, nasıl halkın zenginleşmesine, tıbbi aromatik bitkiler üretimine, onun işte bilimsel çalışmalarla tıpta, kozmetikte belli ürünler, ham maddeler elde etmeye yönelik çalışmalarda biz bu vakfı belki o yön noktada tabii bir ekstra dinamo, ekstra güç olarak kullanacağız, kullanmaya çalışacağız. Bunu her üniversite aslında böyle bir vakıfla desteklense, o gençlerin sahiplenilmesi noktasında, akademisyenlerin projelerine destek olma noktasında çok önemli görevler ifa eder diye düşünüyorum. Bir eksikliktir ama inanın burada eğitim özlemi, eğitim sevdalısı herkes de bu işe destek olur yani. Yeter ki teşebbüs edilsin. O zaman Çoruh Üniversitesi'nin başına gelmekte olan bu güzel girişimin Türkiye'deki 200'e yakın bu konuda eksiği olan özellikle Anadolu Üniversitelerimizin her birinin en yakın zamanda başına gelmesini, böyle güzel bir çalışmayla onların da kendilerini şanslı hale getirmesini temenni ediyorum. İsrafil abi sizi bayağı yordum ama çok kısa iki sorum var. Beyin göçü çok konuşuyoruz Türkiye'de. Peki burada sivil toplum kuruluşlarına biz bu akşam nasıl bir çağrı yapabiliriz? Yani beyin göçünün hem önlenmesi hem de gökmüş beyinlerle olan iletişimin sağlanması noktasında. Bu belki hani Maarif Vakfı gibi büyük vakıfların gerektireceği, yapabileceği bir şey olabilir ama ben ulusal vakıfların da hatta bu üniversite vakıflarının da bu konuda bir şey yapıp yapamayacağını size sormak isterim. Ya Türkiye tabii çok önemli bir ülke. Gerçekten çok önemli stratejik konumu da olan bir ülke. Türkiye'nin tarihi sorumlulukları da var. Türkiye evet belki zaman içerisinde eğitimde belki istenilen noktada değildi. Belki işte yurt dışında eğitim görmek evet gerekiyordu. Belki oradaki o kapasitedeki insanları Türkiye'de istihdam etme imkanı yoktu. Ama şu anda Türkiye aslında stratejik üretimler noktasında çok ciddi teşvikleri olan bir ülke. Çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Gerçekten beyin göçünün şu anda tersine döndüğü,
ve kısmen Türkiye'de savunma sanayi ki bunun öncülüğünü yapıyor. Çok 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 kaliteli işler çıkıyor. Çok iyi mühendisler, çok güzel şeyler üretiyorlar. Bunun aynı zamanda sağlık sektöründe de görüyoruz. Yani dünyada en iyi doktorların bugün Türkiye'de de oralardan çok daha iyi. Sağlık turizmi açısından da bizim hastanelerimizin ve buradaki sağlık sağlıktaki başarıların dünyaya örnek olduğunu görüyorum. Yani bizim... Doğru mu anladım? Evet, beyin göçü var Türkiye'den dışarıya ama savunma sanayi ile sağlıkta bu göç tersine döndü. Yani dediniz. Teknolojide bu bilgisayar yazılımda da buna inovasyon şeyde de gerçekten bu alanlarda da şimdi ben bildiğim bir firma var mesela 100'e yakın mühendis çalıştırıyor diyelim ki gerçekten yurt dışında da işler alabiliyor. Birçok ülkelerin işlerini de alabiliyor yazılım noktasında. Türkiye'de de savunma sanayinin, devlet hava meydanlarının, ne bileyim deniz kuvvetlerinin, hava kuvvetlerinin işlerini artık bir İtalyan firmaya değil, bilmem bir Amerikalı firmaya değil, Türkiye'deki bu firma onlardan daha çok iyisini yapabilecek duruma geliyor. Yani birçok şeyde motorundan da işte ne bileyim İHA'sından da SİHA'sından da gerçekten oralarda binlerce insan işte tank üretiminde de, helikopter üretiminde de, denizaltı üretiminde de, savunma sanayinde gerçekten çok donanımlı insanlar istihdam ediliyor. Bunu işte devletimiz, hükümetimiz doğrusu son yıllarda aslında her stratejik ürün şeyin üretimine ve yerli üretime çok çok önem veriyor. Bu da ister istemez kaliteli mühendislerin birçokları mesela ben çok iyi üniversitelerden mezun ki esas dışarıya giden ODTÜ gibi, Boğaziçi gibi birçok üniversitelerden mezunun asla işsiz olduğunu Türkiye'de düşünemezsiniz. Ve belki de birçok özel sektör ya bulamıyor, arıyor buralardan yetişmiş eleman olsa diye. O bakımdan bizim diğer üniversitelerin de kalitesini artırmamız lazım. Ve o gençleri de yani Türkiye bugün Balkanların ihtiyacını, Kafkasların ihtiyacını, Afrika'nın ihtiyacını görecek şekilde doğrusu yetiştirmemiz lazım gençlerimizi ki biz sadece Türkiye için değil Balkanlara da birçok şirketlerimiz dünya çapında işler yapan şirketlerimiz var birçok ülkelerde ve mühendislik harikaları yaratıyorlar. Yani bugün Afrika'nın ihtiyaçlarını da bugün Asya ülkelerinde pek çok yerde Türk müteahhitleri de işler alıyor ve orada Türk mühendisleri işler yapabiliyor. O bakımdan bizim yetiştireceğimiz gençler Kafkasları da hedef almalı. Zaten Türkiye'de 250 bine yakın yabancı öğrenci var. Bunları çok iyi yetiştirip Türkiye aslında bu noktada çok önemli bir görev yapıyor. Bu gençlerin kıymetini iyi bilmek lazım. Ben geçen bir uçakta karşılaştım. Somali Adalet Bakanı Türkiye'den mezun olmuş bir kardeşimiz. Genç bir kardeşimiz. Ne güzel. Şimdi bunların buralarda yetişip memleketlerine hizmet edecekler ve Türkiye gelecekte o ülkelerle çok daha iyi dostluklar kuracak, çok daha ticari ilişkiler kuracak, çok daha dış ilişkilerde birlikte yol alacaklar. O bakımdan bizim geleceğimizi şekillendirecek gençler doğrusu kendilerini iyi yetiştirmeleri lazım. Çok donanımlı olmamız lazım. Yani bunun için de hiçbir şey esirgememiz lazım. Eğer yurt dışında bir tecrübe gerekiyorsa gitsin gencimiz de onu yapsın. Ama ben ne yapabilirim? Ben bu ülkeye nasıl katkıda bulunabilirim diye bunu sorup bunun cevabını bulabiliyorsa o genç. Yoksa bir makam mevkiye gelmek değil mesele. Eğer siz işinin ehliyseniz, o işinizi iyi yapıyorsanız arkadaş hiçbir zaman işsiz kalmazsınız. İşini yapan da Allah da sever. Yani o işin sahibi de sever. Onun için önemli olan işinin ehli olmak. Gençlerimizi iyi yetiştirmek bizim borcumuz, vazifemiz, okullarımızın vazifesi. Ben çok o noktada da karamsar değilim. Yani çok tabii kalitenin sonu yoktur, başarının sonu yoktur. Ama Türkiye'deki çıtanın da süratle yükseldiğini görüyorum yani. Aslında siz beyin gücü sorusuna farklı bir atakla cevap verdiğinizi düşündüm. Evet, Türkiye'de beyinlerimizin daha iyi istihdam edilmesi için bir nitelik artışının sağlanması gerekir. Bu konuda devlet politikalarının genişlediğini söylediniz. Yapılacak çok iş var ama bir de yani bizim insanlarımız Afrika'ya gitsin, Kafkaslar gitsin, Balkanlara gitsin diye aslında beyin gücü diye tanımlanan meselenin biraz da elçilik gibi düşündüğünüzü görüyorum. Evet, bu da güzel bir yaklaşım.
elbette aynı zamanda bizim mühendislerimizin, bilim insanlarımızın, sosyal bilimcilerimizin Afrika'ya, Asya'ya, Balkanlara, hatta Avrupa'nın derinliklerine, Asya'ya kadar da gidip oralarda insanlık için çalışmalarında elbette fayda var. Serhat abi, son soru aslında bir hülasa sorusu. Türkiye'de dindarlar, muhafazakarlar özellikle eğitim sistemini tartışırken, eğitimi tartışırken genellikle eğitimin batıcı bir yönü olduğunu, seküler insan yetiştirmeye dönük bir muktevasının olduğunu söylerler ve bu açıdan Türk eğitim sistemi sürekli eleştirilir. Yani çok batıcıdır, çok sekülerdir. Hatta Türkiye'nin yerli ve milli değerlerine uzaktır yetiştirdiği insan profili, yetiştirmeyi amaçladığı insan profili hep böyledir diye eleştirilir. Sizce bu yakınma hale devam ediyor mu? Yoksa Türk eğitim sisteminde artık farklı bir tasavvurdan, farklı bir birikimden bahsedebilir miyiz geldiğimiz noktada? Yani geçmişe nazaran çok daha iyi noktada olduğumuzu düşünüyorum aslında. Bizim tabii özellikle AK Parti döneminde yani fiziki mekanların gerçekten çok çok iyileştiğini, bütün okulların yani 80 kişilik, 100 kişilik sınıflar yerine o 20'şer kişilik sınıflara indiğini, iller arasındaki fırsat eşitsizliğinin ortadan kalktığını, diğer taraftan yasakların kesintisiz eğitimin 4+4'ün iptal edildiğini, yasakların kalktığını, İmam Hatipler orta kısımları kapanmıştı, meslek liseleri bunların önü açıldı, bunları görüyoruz. Katsayı problemi kaldı, başörtü problemi kalktı, Kur'an kurslarının önü açıldı. Liselerde Kur'an-ı Kerim siyer dersleri gibi seçmeli dersler de olsa liselerde, yani dün bunlar yoktu liselerde Kur'an-ı Kerim siyer dersleri. Yani devletin aslında şu anda devletin yapması gereken sorumluluk açısından hem İmam Hatiplerin önünü açması, Kur'an kurslarının önünü açması, İmam Hatiplerin üniversiteyi kazanması, proje İmam Hatiplerinin fen ve sosyal bilimler lisesi şeklinde eğitim vermesi, diğer taraftan liselerde Kur'an-ı Kerim siyer derslerini, bütün bunları, başörtüsünün serbest olmasını, hatta pek çok kitaplarında, yazılımlarında yani manevi değerleri de önemseyen içerikler olarak değişiklikler yapıldığını, AK Parti iktidar döneminde birçok kitaplarından yeniden yazıldığını malum. Yani biliyoruz ama burada bence eğitim sekülerleşmedi. Benim şahsi kanaatim, biz sekülerleştik. Biz sekülerleştik. Biz artık daha çok refah, daha çok tercihlere bakın. Yani kişilerin mücadelesindeki azme bakın. Eskiden biraz din odaklıydı. Ya çocuğum işte Kur'an öğrensin, ya mezarımda bir arkamdan Fatih okusun. İşte bir mücadele vardı, Kur'an kursu yapayım. Bir mücadele vardı, İmam Hatip yapayım. Bir mücadele vardı, bilmem cami yapayım. Bir mücadele vardı, başörtüsü. Bir mücadele vardı, Ayasofya'yı açalım. Bir mücadele vardı, Taksim'de cami yapalım. Allah'ını seversen Müslümanlar şimdi neyin mücadelesini veriyor? Ya bir Filistin olmasa harekete geçecek başka bir şeyimiz kalmadı. Evet, yani devlet yapacağı olmalıyız. Biz bir İslami manada gerçekten daha ulvi hedefler, bir şeylerin mücadelesini, biz sekülerleştik. Yazlığımız olsun, kışlığımız olsun, arabamı değiştireyim, işte makam mevkisi. Ya bütün talepleri ben bakıyorum, bireysel talepler. Şube müdürü olmak, milli eğitim müdürü olmak, işte şu olmak. Bu hep bu talepler. Yani şimdi şurada şunu yapalım, burada bunu yapalım, şu hizmeti yapalım. Yani biz sekülerleştik bence. Ben müfredatta sorun görmüyorum. Ben bizde kendimizde sorun görüyorum biraz. Onun için yani biz burada bilmiyorum. Emri bil ma'ruf nehyi anil münker. Yani iyiliği çoğaltmak, kötülüğü de önüne geçmek. Yani bizim asli görevimizde bir şeyler yapmamız lazım. Ben sadece bizim kurtulmamızın yeterli olduğu kanaatinde değilim. Yani İslam bizim için sadece bireysel olarak kurtuluşumuz için gelmedi. İslam'ın geldiği dönemde cahiliye devriydi, değil mi? Cahiliye devrinde her türlü kötülük vardı. Adam öldürme de vardı, zina da vardı, kumar da vardı. Kötülükler, bir sürü kötülükler var. O topluma din geldi ve oradan asr-ı saadet
Devri doğdu. Yani düşünün o toplumda. Demek ki birisi o kötülüklerden vazgeçti. Birisi o şirkten de o kötülüklerden vazgeçirmeyi tebliğ etti. Ya biz Allah rızası için bir gün birisinin kapısına bir kötülükten vazgeçirmek için bir gittiğimiz var mı? Bir ay böyle bir geriye doğru dönelim. Kimin kapısına gittik? Bu hangi kötülükten kimi vazgeçirmek için bir niyetle gittik yani. Kime bir kötülüğü ya toplumda şu kötülükten vazgeçirelim şu insanı. Yani bizim bir şeyler bulmamız lazım. Mücadele edecek. Yani ben şöyle özetliyorum bunu. Her türlü imkana sahip olan bir Müslüman olmaktansa bir şeylerin mücadelesini veren bir Müslüman olmak daha da efdaldır diye görüyorum. Evet. Yani bu son sorudan herkes kendi hissesine düşen fırçayı da alsın. Yeniden bizi ayağa kaldıracak, bizi yeniden diriltecek ve mücadele azmimizi kazanacağımız bir şeyler bulmalıyız. Yoksa yani imam hatiplerimiz var, Kur'an kurslarımız var. Ama ne yapmalıyız biz? Bundan sonra neyin mücadelesini vermeliyiz? Biz her bir genci kurtarmak için, kötülükten kurtarmak için veya iyilikleri çoğaltmak için bir şeyler bulmalıyız. Bir projeler geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Biz tamamen rahat, düzeni olan evi var, işi var, yazlığı var, arabası var. Düzenim rahat ya. Bu rahat düzende keyfimi bozamam yani. Noktasına geldik gibi geliyor bana. Yokluk içerisinde mücadele vermeyi becerdik ama varlık içerisinde mücadeleyi kazanabilecek miyiz? Varlık içerisinde hizmeti ve Allah'ın rızasını kazanabilecek miyiz? Ondan endişeliyim yani. İnşallah endişeleri azaltacağımız, bertaraf edeceğimiz bir yeniden bilme, yeniden bir bilinç süreci yaşarız. Yeni bir şuur yaşarız. Sıkıntılarımızı azaltırız. Eksiklerimizi telafi ederiz. İsa-ı Kışlı abi çok teşekkür ediyorum. Aşağı yukarı bir buçuk saate yaklaşıyoruz. Sizi yorduk ama benim çok mutlu olduğum, çok istifade ettiğim bir sohbet oldu. Ben Cihannuma ailesi olarak sizlere teşekkür ediyorum. Allah sağlık, sıhhat versin. Türkçü lisan ettiysek affola. Ben çok konuşmayı da beceren, seven değilim. Daha çok icraatı hep mutfakta daha çok bilirsin. Daha çok mutfakta hamallığını seven bir kişiyim. Onun için çok belki kırık dökük bir şeyler söyledik. Belki Zülfiyar'a dokunduk, bilemiyorum. Arkadaşlardan da anlayış göstermelerini diliyorum. Allah razı olsun. İnşallah bu akşamki sohbetimiz eğitim camiasına faydalı olur. Ben de size Cenab-ı Hak'tan sağlıklı ve uzun ömürler niyaz ediyorum. Eğitimle ilgili çabalarınız bereketlenerek sürsün. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür ediyorum herkesi. Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Selamun aleyküm.